Gelinin mutfaktaya dörtlü finale veda eden gelinimiz... Gelinin mutfaktaya ve dörtlü finale veda eden gelinimiz... Hatice. Hayır ya. Şaka. Sen dörtlü finallesin. Ay şükürler olsun. Ekranların en lezzetli, en eğlenceli ve bir o kadar heyecanlı ve de çekişmeli yarışma programı Gelinin Mutfak'ta Kanal D ekranlarında başlıyor. Evet, burada ne oluyor? Dört gelin, dört kayınvalide var. Gelinler mutfakta kıyasıya yarışacaklar, yemek yapacaklar. Kayınvalidelerimiz odamızda, onları ağırladığımız odamızda gelinlerini çekiştirecekler. Bol bol dedikodu yapacaklar. Çok heyecanlı bir yarışma olacak. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Bakalım kayınvalidelerimiz ve gelinlerimiz neredeler? Hemen ilk yarışmacılarımızı çağırıyoruz. Sayın Hüsniye Karabulut ve Hatice Karabulut geliyor. Geliyor. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısınız? Fazla değil. İyiyiz. Fazla değil mi? Evet. Ben heyecanlıyım. Geldim çünkü. Ya. Çok heyecanlı. Heyecanlısın sen. Sen heyecanlı değilsin. Değilim. Çok değilim. Kendine güveniyorsun. Güveniyorum. Öyle mi? Evet. Ha, yaparım diyorsun. Yapacağım. Yapmaya geldim. Yapacaksın, kazanmaya geldim. İnşallah. Evet. Öyle mi? Ama çok iyi ve çok güzel. Çok güzel. Ama bak kayınvalideniz çok heyecanlıymış. Heyecanlı. Birazdan ona da bulaştıracağım zaten. Yok, bana tabii bulaştırma. Ama bak şimdi burada çekişmeli çok ciddi bir yarışma yapacağız biliyorsunuz. Birazdan evet, yarışmanın kurallarını da anlatacağım zaten. Ve ödülümüz de var. Ödülümüzü de anlatacağım ben. Ödülümüz. Ama hiç vakit kaybetmeden sizi bir tanıyalım mı? Hadi bir tanıyalım bakalım. Sizi tanıyalım. Ben Hüsniye Karabulut. 50 yaşındayım. Yaşam koçluğu yapıyorum. Hatice Karabulut. 25 yaşındayım. Ev hanımıyım. Aslında büyük gelinle katılsaydım daha avantajlı olacağımı düşünüyordum. Çok zor. Gerçekten çok zor bir insandır. Ufak gelinin biraz hırsına ve inadına mağlup olup yanlış kararlar verebilir. Ben de zor bir insanım ama çok belli etmem kendimi. Hatice'nin yemeği kötüyse benden puan alamayacak. O lezzetli yapmak zorunda. Bunu ona hep söyledim. Buraya kesinlikle kazanmaya geldim. Buradan asla boş dönmeyeceğim. Evet, sizi tanıdık. Oo, peki elinde taşıdığın nedir? Onu merak ettim, görmek istiyorum. Onlar benim uğrum. Biri eşim, askerde. Askerde işin. Ah evet, canım benim. En büyük asker bizim asker. İşinin ismi neydi? Hüseyin. Hüseyin'e buradan selamlar. Bütün askerlerimize buradan selam olsun. Selam olsun bütün seyircilerimize. Buradan söyleyelim. Tez zamanda inşallah kavuşursunuz. İnşallah. Burada, burada da ailecek geldim. Bana ailecek, motivasyon olsun diye. Ah canım benim. Küçük kızım var senin, evet, şimdi. Evet, küçük 4 yaşında bir kızım 4 var. 4 ismi ne? İkra Nur. İkra Nur. İkra Nur ne demek? İkra, evet, oku demek. Allah'ın varlığı ve birliğiyle oku demek. Maşallah. Yani evreni okumak, Allah her şeyi okumak. Allah sağlık versin. Maşallah, maşallah. Seviyor musunuz torununuzu? Aşığım hepsine. İlk torun mu? İkinci torunum. Üçüncü, hatta 3 tane var benim, 3 torun. Maşallah, genç bir kayınvalidesin. Öyle evet, mi? Evet. Sizi vakit kaybetmeden hemen yerinizi alıyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Dörtlü finale adını yazdıran ikinci gelinimiz... Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Efendim şimdi tabii ki yeni yarışmacılarımız var. Yeni yarışmacılarımızı çağıralım bakalım. Gelin Özlem Argün, kayınvalidesi Nurten Argün geliyorlar. Buyurun efendim. Şöyle şuradan. Buyurun efendim, şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçiniz. Sizi şöyle alayım, gelin şöyle. Size hoş geldiniz canım benim.
Kız o saçın ne güzel böyle. Teşekkürler. Ne güzel değil mi Melih? Merhabalar. Merhaba. Daha şöyle kameraya doğru bakalım. İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sizler efendim, nasılsınız? Yarışmamıza katıldınız. Evet. Seyrediyordunuz tabii ki. Tabii ki. Evet, öyle mi? İddialı mısınız? İddialıyız. Tabii ki iddialıyız. Vay vay vay. Kesinlikle. Peki kim hanginiz güzel yemek yapıyor? Kayınvalidem. Öyle mi? Evet, kayınvalidem. Evet. Nerelisiniz? Ben doğma büyüme İstanbul'dum ama kökenim Sivas. Sivas. Evet. Oo, ne güzel siz. Kastamonu. Kastamonu. Evet. İddialısınız diyorsunuz. İddialıyız. Bu programı alacağız diyorsunuz. Evet, kesinlikle. O zaman sizi yerinize alayım ve yeni yarışmacılarımızla. Teşekkür ederim. Şöyle eski yarışmacılarımız. Merhaba diyeyim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldik ama bizden korkun lütfen. Göreceğiz. Çok göreceğiz. Erken oldu. Çok erken oldu böyle. Hepinizi göndermeye geldik. Baksan. Geçen hafta Cennet de aynı şeyleri söyleyerek geldi ama. Çok iddialı konuşuyorsunuz. Çok iddialıyız. O hiç belli olmaz. Evet. Artık. Artık yarışmamıza geçelim. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Seyrettiniz. Evet. Evet, size bir yemek veriyoruz. Sonra da 90 saniye kayınvalideleri müzakere ediyoruz. Şöyle bir istişare yapıyorsunuz. Evet. Sonra kayınvalideleri alıyoruz. Sizi verdiğim süre içinde yemeği yaptırmaya bırakıyorum. Anlatışıldı değil mi efendim? Tamam. Gelinin mutfakta da ara dörtlü finalin dördüncü finalistini alkışlarla stüdyomuza davet ediyorum. Ama Türkan'ı getirdik. Merve Tekin, Türkan Tekin. Gelinimiz Merve 33 yaşında, 18 yıllık evli. 18. Yani mutfakta iyi. İki de çocuğu var. Oo, kızı da 17 yaşında, bir tane de 11 yaşında oğlu var. Kayınvalidemiz 58 yaşında. 42 yıllık evli, 3 çocuğu, 5 torunu varmış. Düğün yemekleri yaparak geçimini sağlıyormuş. Ahçı! Hazır mısınız? Hazırım. Gelinimiz Merve, kayınvalidemiz Türkan'cığım, alkışlarla! Anam, nasıl bir kayınvalide yürüyüşüydü öyle. Evet. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Çok iyiyiz. Bomba gibiyiz tabii ki. Aşkım. Şöyle hemen size dönmek istiyorum. Yerleri değişsek mi acaba? Siz şöyle gitseniz mi acaba? Gönderebiliyorsan gönder bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz bakalım. Tabii ki. Aa, kız çok hızlı başladınız. Ben onca saat yolu boşuna gelmedim. Evet. Koşa koşa onun için geldik. Tabii ki. İçeriye girer girmez direkt Yeşim'le göz göze geldik. Merve'nin gelişi beni sadece gürültü olarak etkiledi. Ben Aysun'un yerine geldim. Beni Aysun kadar kolay eleyemeyecek. Sadece konuşuyor. İcraata gelince bir şey göreceğimizi ben düşünmüyorum. Türkan'cığım, kim başvurdu bize? Tabii ki ben. Çok bekledim dedin. Çok bekledim. İnanılmaz bekledim. Mücadele verdim. Çünkü ben Yeşim'i elemeye geldim. Bir şey diyeceğim. Birazcık size diyorum ya. Başvurularımız çok yağ. Evet. Azıcık beklemen gerekiyor yani. Bekledim, çok çok savaştım. Geldiği gibi de gidecek. Şampiyon masasına geçtiği zaman şampiyon olunmuyor. Şampiyonla da rekabet yapılmıyor. İlk önce masana bir sıkı sıkı tutun. Sonra beni göndermeyi düşün. Türkan'cığım, bilezikleri nasıl paylaşacaksınız? Kazanırsanız, gitmezseniz ilk haftadan. Vallahi önce Merve'ye bağlı da ben de almayı düşünüyorum tabii. Hayır, ben vermeyeceğim. Kesinlikle vermeyeceğim. Ben onun sözünü alarak geldim. Niye? Hayır. Bana takılmayan bilezikler var. Alırız. Onların hepsi ben buradan taka taka. Paylaşacağız Merve. Aynı olmaz öyle. Vermişin kızın bileziklerini. Ama benim de. Ben hiç bilezik takmadım. Benim işim kazandı onları. Hiç bilezik takmadım kesinlikle. Ah, çok dolu bu gelin. Hayır kesinlikle. Hemen konuya giriyorum ben. Öyle bir dünya. Hazır mısınız tezgahınıza geçmeye? Hazırız. O zaman alkışlarla bu tarafa tezgahınıza geçin lütfen. İşin en heyecanlı tarafı ne biliyor musunuz kızlar? Pazartesi günü burada tam 30 tane bilezik sizi bekliyor olacak. Çok heyecanlı.
Ve o 30 bileziği dörtlü finalin şampiyonu kazanacak. Bu 7 bileziği hanginiz koluna takarsa otomatikman dörtlü finale kalmış oluyor. Yani bu 7 bileziğin değeri çok büyük. Bu 7 bilezik aslında o 30 bileziğin kapısını açan anahtar. 20 çeyrek altını da unutmayalım. O da cabası olacak. Yani gelinin mutfakta da bu ara finalde bir hazineye sahip olabilirsiniz. Ama maalesef bu hazineyi elinin tersiyle itenler de olacak. Ve şimdi hazırsanız 7 altın bileziğin sahibi olan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 83 puanla 7 altın bilezik kazanıp dörtlü finale adını yazdıran gelinimiz şık şık şık. Bravo. Helal olsun. Bu bileziler küçük yani. Alkışlayalım. Bak küçük mü geldi? Eyvah. İyi. Gaziantepliler de altını bir sever, bir sever, bir sever. Bu bilezikler o kadar önemliydi ki şu anda adını otomatikman dörtlü finale yazdırmış oldun şekerim. Tebrik ediyorum. Buraya geleli 2-3. Üçüncü haftan. İkinci kez bilezik kazandın. 6 tane de çeyreğin var. Gerçekten tebrik ediyorum. 1 yaşında bebeğiyle burada. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım yeni gelin ve kayınvalidemiz kimmiş? Allah Allah, hiç de tanıdığım biri dedi. Acaba tanıdığım biri mi geliyor dedim ama değil. Tamam. Gelinimiz Rabia Döner Gaziantepli. Oo, güzelmiş. 30 yaşında, 3 yıllık evli, 7 aylık bebeği var. Bugünlerde şansımıza bakın. Aa, çok ilginç. Kayınvalidemiz 48 yaşında Yasemin Filiz Döner. O da Gaziantepli. 2 yıl önce eşini kaybetmiş maalesef. 3 oğlu, 2 kızı, 2 torunu var. Hazır mısınız onlarla tanışmaya? Evet, hazır mısın Zeynep? Hazırız. Hazır mısın Derya? Hazırız. O zaman Rabia'yı ve Yasemin Hanım'ı alkışlarla stüdyomuza davet ediyoruz. Aa, kayınvalidemize bak. Orada duralım. Orada duralım. Aa, Rabia'cığım. Merhaba. Kayınvalideni zor tutuyoruz. Aynen. Kayınvalidem hep böyledir maşallah. Sen enerjisi mi başvurdun ver. Yasemin Hanımcığım? Rabia başvurdu. Sen de sanırım oynaya oynaya geldin. Ben seviyorum oynamayı. Seviyorsun. Ben de aynen. Çok severim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En sevdiğim şehirlerden bir tanesinden geliyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Vallahi biraz? Evet. Hiç öyle gözükmüyorsunuz. Hiç. Antepliler altın sever. Sever. Yani altınlar nasıl paylaşılacak? Altınların hepsi bana gelecek. Çünkü kayınvalidem... Hiç öyle düşünmemiştim. Sen öyle düşünmedin mi? Gelinin öyle düşünüyor, haberin olsun. Kayınvalidem beni alırken bir çeyrekle aldı. O yüzden buradan altınları koluma takıp bir çeyrek altınla aldı. Ne? Evet. Antepli gelinliği seni bir çeyrekle aynen mi aldı? Aynen. Oo, bunu konuşalım şekerim. Bunları konuşacağız. O zaman? Yani sen ben alacağım diyorsun. Kayınvalide benim haberim yok diyor. O zaman yani Allah bilir ne olacak. Ne olacak? Öyle mi? Evet. Peki ben bu kısmını da seviyorum. Belirsiz olunca da güzel oluyor.
Peki sizi alkışlarla yerinize alıyorum. Alkış. Kayınvalide, eğer doğru değilse söyle. Oynayarak gitmek istedin mi? Bana mı öyle geldi? Evet. Bak böyle yap. Alkışlarla dedim ya. Nerede müzik? Hani müzik? Gerçekten. Seviyorum oynamayı. www.gelinimutfakta.net ya da 0539-570-3707 seçin, beğenin. Nereden başvuracaksanız mutlaka başvurun. Adana kayınvalideler lütfen 01'ler bekliyorum.